Merhaba arkadaşlar. Pixel Art Chef olarak daha önce modellediğimiz yumuşak dokulu yastıklı koltuğumuzun bugün sahne renderını, yani diğer bir ismini stüdyo renderını almayı göreceğiz. Materyallerini, light'larını, ışıklandırmalarını ve render ayarlarını inceleyeceğiz. Bunun için materyalleri tek tek yaparak size bazı detaylar vermeyi düşünüyoruz. Bunu yaparken tabi sahnemizi oluştururken sol tarafa bir lambader ile görselimizi tamamlayabiliriz veya şuraya bir tablo ile. Bu tamamen sizin tasarım gücünüze kalmış bir olgu. Arka tarafa bir duvar mesela maviye boyayıp koltuğumuzu gri renkte yaparak değerlendirebiliriz. Mesela yastıklar da aynı şekilde mavi olarak kullanılabilir. Bunun için öncelikle küçük de olsa bir stüdyo oluşturmamız gerekiyor. Şu şekilde front ekrandan baktığımda Shape bölümünden Line butonuna basıyorum. Autogrid'im açık. Ve tam uygun olabilecek bir ebatta uzunlukta bir çizgi çiziyorum ve daha sonra çizdiğim çizgimi şöyle devam ettiriyorum arkadaşlar. Normal bildiğiniz fotoğrafçılarda kullanılan sahne gibi, ürün fotoğrafçılarının kullandığı sahne gibi bir stüdyo oluşturacağız. Şu şekilde üst kenarını dereceli bırakırsanız ışığın yansımasından da yararlanabiliriz. Çizgimizi biraz yumuşatmamız gerekir. Kamerada olası görüntülere karşı korumamız amacıyla bunu yapıyoruz. Vertex'lerimi seçiyorum. Hatta şu Vertex'imi de seçeyim. Vertex seçtikten sonra burada Fillet komutum var. Fillet komutu noktalarımı ayırarak şu şekilde bir eğim sağlayacaktır. Ki bu bizim için gayet yeterli. Şu şekilde bir ters C oluşturmuş olduk. Veya bu açıdan bakarsanız düz bir C oluşturmuş olduk. Daha sonra Rendering, Enable in Renderer, Enable in Viewport seçeneklerini açarak şeklimizi köşeli bir şekilde uzatıyoruz. Yani bir nevi extrude yapmış gibi düşünün bunu. Şöyle biraz daha genişleterek ortalama şu ebatlarda yaparak sahnemizi, stüdyomuzu oluşturabiliriz. Şu bölüme ters ışık yerleştirerek yansıma sağlayacağım arkadaşlar. Bunun önemi gerçekten ürün fotoğrafçılığında oldukça önemli. Koltuğumu seçerek öncelikle bir gruplama yapayım. Çünkü sağa sola çektiğimde dağılma yapmasın. Gördüğünüz üzere şu anda grup halde. Şimdi arkadaşlar arka tarafa bir duvar, yerleri ben parke olarak yapmak istiyorum. Bu yüzden şurada bulunan line'ımın üzerine şu şekilde bir duvar çekeceğim arkadaşlar. Tabii line olduğu için autogrid tam tutmuyor. Şöyle birazcık daraltalım ve boyutunu da birazcık 300'e kadar düşürebiliriz. Yine görünmeyecek bir tavan kısmı zaten. Şöyle duvara yakın olacak şekilde koltuğumuzu yerleştirebiliriz. Daha sonra duvarımızı biraz da şöyle çekelim. Daraltalım. Bu kadar uzun bir duvara gerek yok. Şu şekilde bir duvar bizim işimize yarayacaktır. Alt tarafa da isterseniz box veya plane çizebilirsiniz. Ben box çizmek istiyorum. Taban bölümü için. Şu şekilde bir box çiziyorum. Koltuğumu da ayakları çizdiğim box'ın üzerine gelecek şekilde ayarlamak istiyorum arkadaşlar. Şunların renkleriyle oynamaya gerek yok. Şu an mavi gayet iyi görünüyor. Align komutuyla yerdeki box'a göre ayarlıyorum. Z pozisyonunda yani yukarı doğru maksimum ve minimum olmak üzere nesnemin minimumu yani en alt noktası box'ın
en üst noktasına, yani maksimuma eşdeğer gelecek şekilde ayarlıyorum ve koltuğumu yerleştirmiş oluyorum arkadaşlar. Bunun yanı sıra tabi bu arada box'ımın alt tarafına bir de süpürgelik yapmak istiyorum. Bu süpürgeliği yapmak için line çizebilirsiniz, box çizebilirsiniz veya şekilli bir şey yapmak istiyorsanız bevel profil kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben şu an basitçe bir box ile bir süpürgelik yapmak istiyorum. Çok fazla beni oyalamayacak şekilde şöyle bir süpürgelik, yerden yüksekliği de yaklaşık 8 cm olması ya da 4 daha ekleyelim 12 cm olması gayet güzel olacaktır. Nesnelerimi yerleştirirken şu aralarda 1 mm'den daha küçük bir aralık bırakırsanız gerçeklik konusunda daha fazla etkili olacaksınız arkadaşlar. Bunun nedeni de nesneler hiçbir zaman birbirine değmez mantığıyla gidiyoruz. O değmeyen yerlerde küçük de olsa, çok fark edilmese de incecik bir çizgi oluşacaktır. Bu da resminizin fotorealistik özelliğini artıracaktır. Sahnemi çizdikten sonra şuraya bir tablo yerleştirmek istiyorum. Ortalama şöyle yüksek dikdörtgen bir tablo. Şöyle bir şey olabilir mesela. Çerçevesiz bir tablo tercih ediyorum. Ortalama 1,8 genişliğinde ya da 2 cm genişliğinde 95'e 130. Şimdilik bu boyutta kalabilir. Dilerseniz sağ tarafa doğru biraz çekmenizde de bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. Direkt ortada biraz çektim durabiliyor. Daha sonra arkadaşlar hazır bulunan bir lamba derimi sahneme yüklemek istiyorum. Yani merge yapıyorum. Şimdilik rastgele bir materyal atıyorum. En azından siyah durmasından daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şöyle. Şimdilik bu şekilde kalabilir. Materyalini ayarlayacağız. Fakat boyutu biraz küçük gibi geldi bana. Birazcık şöyle büyütmek istiyorum bunu. Azıcık daha küçülteyim. Çok büyüttük. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. İsterseniz şu şekilde kullanabilirsiniz. İsterseniz hafif yan şekilde kullanabilirsiniz ki ben yan şekli daha çok tercih ediyorum şu an için. Resmimi de birazcık sola doğru aktarırsam şu şekilde yerleşimi yapmış olacağım. Bu canvas tablo olacak arkadaşlar. Bunun sebebi, canvas olması için de köşelerin bu kadar keskin olmaması gerekiyor. Converted Table Poly ile şu seçeceğim kenarlara, hatta arka tarafına da verebilirsiniz. Chamfer veriyorum. Hafif bir pah oluşturmak istiyorum buraya. Çok fazla olmamak şartıyla mesela 0,2 kadar. Biraz da segmentleriyle oynayarak oval bir görüntü elde edeyim. Şurada bulunan seçenekleri bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Neden? Köşelerin smooth, yani yumuşak olmasını fakat buralara müdahale edilmemesini sağlayacaktır. Bundan dolayı bunu seçiyorum. Bu komutumu seçiyorum. Bir şeyler oluşmaya başladı. Daha sonra arkadaşlar kameramı da yerleştireyim. Max'in fiziksel kamerasını kullanacağım. Şuradan yaklaşık koltuğumun üstüne gelecek şekilde bir kamera oluşturuyorum. Mercek ayarlarını da yapmamız gerekiyor bu arada. Kameramızı seçip mercek ayarlarımızı da yapabiliriz. Modifier menüsüne geliyorum. Şurada gördüğünüz 36'ya 40 bölümünü 36'ya 26 olarak ayarlıyorum. Normal mercek ve insan gözünün görebileceği bir ayar haline getiriyorum. Şu şekilde ayarladıktan sonra
ekran ebatımı da ayarlamak istiyorum render setup'tan. Öncelikle V-Ray olarak render setup'ımı ayarlayayım. Evet, kendine geldi. 2600'e 1600 olarak bir ayarlayıp bakmak isterim. Arkadaşlar bu ayarı ekranda ne kadar ne alanda kestiğini görmek isterseniz Shift F'ye basabilirsiniz veya şu bölümü sağ tıklayıp Save Frames bölümünden Show Save Frames in Active View bölümünü açabilirsiniz. Bakın ekranda şu anda burayı kapsayacağını gösterebiliyoruz arkadaşlar. Birazcık şöyle kamerayla yaklaşırsak daha mı iyi olur? Çok iyi olmaz. Şöyle bir görüntü bizim için gayet ideal olacağına inanıyorum. Sağ taraftaki boşluk ile sol taraftaki boşluğun aşağı ile yukarının ortalama eşit olmasını sağlarsanız gerisinde çok büyük bir problem olmayacaktır. Şuradaki eğimleri tutturmak için de perspektif ayarlarını yapmamız gerekiyor. Bunu da kameramızın modifier'ından, ayarlarından yapabiliriz. Perspektif kontrolde auto dediğimiz zaman gördüğünüz üzere kameramız birebir şekilde oturmuş oldu arkadaşlar. Şimdi materyallerimizi yaparak işlemimize devam edelim. Şöyle uzaktan bakarak öncelikle materyallerimizi açıyoruz. İlk materyalden başlayalım. Ve V-Ray materyalimizi kullanacağız. V-Ray materyalimizi seçtikten sonra şu şekilde tam beyaz vermeden, Max'te genelde tam siyah ve tam beyazı çok fazla kullanmıyoruz. Çok fazla patlama yaptığı için. Çok özel durumlarda kullanabilirsiniz. Beyazı yaptıktan sonra herhangi bir ayara dokunmanıza gerek yok. Bu sahnenin aydınlatılması için kullanacağımız bir ayar olduğu için sahnenin stüdyonun dış çevresine atamasını yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra koltuğumun kumaşının materyalini yapmak istiyorum. Şuradan V-Ray materyali seçiyorum arkadaşlar. Diffuse kanalına şöyle yan tarafta küçük kareyi tıklayarak Falloff ekliyorum. Siyah beyaz olarak kalabilir. Çünkü ben buraya zaten resim atacağım. Üst tarafı 100 olarak almak istiyorum. Fakat aşağıdaki beyazın bu kadar parlak olmasını değil, resmimin görünmesini istediğim için 35 olarak bırakabilirim. Hatta şunu da 90 yapabilirim. Arkadaşlar şu No Map bölümünü tıkladıktan sonra Bitmap seçiyoruz. Adres belirtmeden Cancel dediğinizde buraya boş bir tane bölüm atacaktır. Aynısından bir tane de altına kopyalayabilirsiniz. Daha sonra üstteki Bitmap'e girip Cloud, daha önce ayarladığım Maps'lerden bir tanesini atıyorum. Bir yukarı çıkıyorum arkadaşlar. Aşağısı için de ikinci bir kumaşımı Non bölümüne, Bitmap bölümüne atamasını yapıyorum arkadaşlar. Burayla şimdilik bir işim kalmadı. Diğer materyal ayarlarını yapmak istiyorum. Bakın şurada Subdivise ayarlarıyla ilgili bir sıkıntımız var. Herhangi bir müdahale edemediğim için Render Setup ayarlarına geliyorum. Öncelikle orayı aktif hale getireceğim arkadaşlar. Global DMC bölümünden Use Local Subdivise'i tıkladığım zaman gördüğünüz üzere aktif hale geliyor arkadaşlar. Burayı ortalama 18, 24 yapabiliriz. 18 veya 24 olarak ayarlayabilirsiniz. Birazcık noise'larının gitmesini istiyorum. Buraya da neden Falloff atadığımı söyleyeyim arkadaşlar. Parlak görüntüyle koyu görüntünün biraz yansımalı olmasını, yansıma şeklinde görünmesini istediğim için Falloff komutunu atadım. Diğer yandan aşağı tarafa doğru iniyorum. Şurada BRDF yazan bölümü Blin yapabilirsiniz. Kırılma, yansımadaki sertlik, yumuşaklık ayarlarını oradan yapabilirsiniz. Daha sonra Map bölümüne geliyorum. No Map'i tıklıyorum. Burada General bölümünde Mix var arkadaşlar. Bu Mix'i tıklıyorsunuz. Ve iki renk arasında bir karışım yapıyoruz. No Map yazan yeri tıklayıp Bitmap'i
seçip cancel dediğinizde buraya boş bir tane oluşturuyor. Biliyorsunuz bunu biraz önce göstermiştim. Aşağıya da aynı şekilde bir tane oluşturduktan sonra bump bölümüyle ilgili bir tane görselimizi alıp o bölüme atıyoruz arkadaşlar. Mesela şu. Birinci bölüme bunu atıyorum. İkinci bölüme farklı bir tane atarak kıvrımlar sağlamak istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere dokulu hale gelmiş bulunmakta. Çok fazla dokulu olsun istemiyorum. Mesela 15'e düşürebilirim bunu. Gayet iyi bir görüntü sağlamış olduk arkadaşlar burada. Reflek bölümüne ise yine seçtiğimiz materyaller bölümüne farklı iki tane materyal atacağım. Şu şekilde Reflect Glossiness ve Reflect bölümüne atıyorum. Bakın parlamam inanılmaz derecede artmış oldu ki ben böyle bir şey istemiyorum. Üst tarafı 20 yapıyorum. Parlaklığı düşürüyorum. Alt tarafı da istediğiniz uygun bir duruma getirebilirsiniz. Yani enerjisini düşürelim birazcık. Çok fazla oldu. Şu şekilde kullanabiliriz arkadaşlar. Ama çok parlak olduğu için ben bunu kullanmak istemiyorum. Vazgeçtim bundan. Şöyle bir görüntü elde edebilirsiniz. Eğer çok parlak gelirse bunu yine düşürerek çözüm odaklı ilerleyebiliriz arkadaşlar. Şu şekilde materyalimi ayarladıktan sonra yastıklarıma koltuğumun sadece birkaç tane nesnem hariç, yani şu üçü hariç hepsine atama yapmak istiyorum arkadaşlar. Şu şekilde seçtim. Gördüğünüz üzere hepsini atamasını yaptım. Tabii bu kadarla sınırlı değil. UVW Map kullanarak Modifier menüsünde katlanmaları falan engellemek üzere basitçe yerleşim yapacağım. Mesela 100, 100, 100 tıklayarak yerleştirdiğimde gördüğünüz üzere şuralarda birkaç bozulma meydana geliyor. Bunlara farklı bir materyal atabilirsiniz. Tekrar farklı bir komut atayabilirsiniz. 50-50-50 yaptığımızda yine bir bozulma söz konusu. Şu şekilde. O zaman biz bunları yine 100-100-100 yaparak düzeltelim. Şu bölüm birazcık kısarsak bozulmalardan kurtulmuş oluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere atamasını yapmış olduk. Ayaklar ile ilgili beyaz, lakiye benzer bir materyal atabilirsiniz. V-Ray materyali seçiyoruz yine. Şu şekilde beyaza yakın bir renk seçip Reflect bölümünü birazcık artırabiliriz. Mesela şimdilik şöyle durabilir. Bakalım materyalimize. Evet, gördüğünüz üzere yansımalar oluştu. Yansımaları dağıtmak için 0,82 gibi bir değer girebilirsiniz. Gayet parlak ve net bir görüntü elde edebiliriz. Şunu birazcık daha beyazlaştırmak istiyorum. Şu an benim işime yarayacak kıvama geldi gibi. Belki bunları ahşapta yapabiliriz daha sonra. Şimdilik böyle durabilir. Üçüncü bir materyalim ise tabii şu yastıklarımızı da aynı şekilde kaplarsak daha iyi olur. Kullandığımız UVW mapleri de bunların üzerine atabiliriz. Sürükle bırak mantığı ile şu şekilde. Gördüğünüz üzere tam olarak kaplayacaktır.
Daha sonra kumaşım ile diğer iki yastığın materyalini ayarlamak istiyorum arkadaşlar. Burada yine birey materyali seçiyorum. Falof ataması yapacağım. Nomap bölümünü tıklıyorum. Bitmap'i seçiyorum. Adresi daha kolay yerleştirmek üzere iptal edip şu iki tane yerleşimi sağlıyorum. Üst tarafa 100, alt tarafa yaklaşık 70 değerini verebiliriz. Çok fazla parlamaması için de aşağıyı griye düşürüyorum biraz arkadaşlar. Bir görüntü bitmap bölümüne atıyorum. Daha sonra diğer bitmap bölümüne de bir atama gerçekleştiriyorum. Ve şöyle bir bakıyorum. Bakın gördüğünüz üzere bir yansıma ve renklerim oturmaya başladı. Eğer çok fazla beyaz gelirse şurayı biraz daha kısabilirsiniz. Mesela 50 gibi. Mesela yukarıdaki yüzü de 60 yapabiliriz. Şöyle bir görüntü elde etmiş olduk. Daha sonra blend yapıyorum arkadaşlar. Maps bölümünde bump bölümüne mix ataması yapıyorum. Yine bir karışım sağlayacağım. Şuradaki görselimi şuradaki nomap'e atacağım arkadaşlar. Aşağıya da aynı şekilde atama yapıyorum. Bakın gördüğünüz üzere bump'larını da atadıktan sonra yastığımda grenler oluşmaya başladı. Bunu biraz düşüreyim. Şu an kafi. Fakat ben açıkçası şu beyazlığı beğenmediğim için şurada bir değişiklik yapmak istiyorum. Şu şekilde iki tane koyu renk atayarak farklılık sağlamak istiyorum. Ve buradaki ilk değeri yükselterek daha koyu bir renk, daha bir canlılık katacağına inanıyorum. Aynasal bir görüntü elde etmek için Frames Reflection'ı kapatabilirsiniz. Bu biraz parlaklık sağlayacaktır arkadaşlar. Şurası 0 değerinde olduğu için çok bir sorun olmayacaktır. Subdivision değerinde 12 yapıyorum. Noise'lardan kaçınmak için. Ve bunları da getiriyorum. Şuradaki iki yastığıma atamasını yapıyorum. UVW maplerini de sürükle bırak mantığıyla yerleştirirsek bir görebiliriz. Bakın üst taraflarda bir bozulma söz konusu var. Onları şu şekilde düzeltebiliyoruz. Bakın. Şu değeri aşağı minimuma alarak düzeltmemiz mümkün. Mesela 10 gibi. Şunlarda da bir bozulma söz konusu var. Bunlar da aynı şekilde düzeltmeniz mümkün arkadaşlar. Yastıklarım hazır, koltuğum hazır. Aynı materyali belki bir de kumaşıma atayabilirim. Buna da aynı şekilde UVW map vererek üzerine kumaş ayarlamaya çalışıyorum. Bakın bozulmalar illaki oluyor. Play'ini tıklayarak planer bölümünü daha düzgün bir hal aldırabilirsiniz. Belki biraz daha küçültebiliriz, 60 gibi. Şöyle bir görüntü. Gördüğünüz üzere Falof ve Mix'in getirdiği durumlar bu şekilde renkli görünecektir biraz ama render'da daha güzel bir sonuç elde edeceğiz. Daha sonra tablomuzun materyalini yapmaya geçebiliriz. Tablomuzun materyalini yaparken de yine V-Ray materyali tıklıyoruz arkadaşlar. Tablomuzu seçiyoruz. Getirip diffuse kanalına bırakıyoruz. Gördüğünüz üzere. Aynı şekilde tablomuzun bump kanalına da şurayı blend yapıyorum. Tablomuzun bump kanalına da atamayı yapıyoruz ki kabarıklıklar ortaya çıksın. Fakat aşırı değil. Yine 15'e düşürüyorum ben bunu arkadaşlar. Şöyle reflect ve
Reflect Closeness bölümüne de atama yaparak bunları da 50'ye düşürerek beyaz ve siyah arasındaki geçişleri şöyle sağlayabilirsiniz. Bu biraz daha canlılık katacaktır. Daha sonra tablomuzla atamasını gerçekleştirip komutumuz olan UVW map'i üzerine uyguluyoruz. Şu şekilde bir tablo oluşturmuş olduk arkadaşlar. Yanlar çok dar olduysa şu iki değerini biraz artırarak tablomuzu tamamlayacak hali ya da eksi değerini götürerek şöyle yapabilirsiniz. Birazcık kabarmalı. Gayet iyi olacaktır. Son nesnemiz olarak, son objemiz olarak lamba derimize geliyoruz. Bence bu koltuk için şuradaki lamba derin ayağı alüminyum kaplama tarzında bir şey olabilir. Taşlanmış bir alüminyum gibi düşünün. V-Ray materyalden üst tarafı şöyle hafiften siyah, tam da siyah yapmadan alt taraftaki reflekt bölümünü yaklaşık 127-130 140'lara getirerek ve reflect glossness'ı da 0,7'ye düşürerek taşlanmış bir metal elde edebilirsiniz. Fakat Fresnel Reflection'ı kapatarak aynasal görüntüyü açtığınızda görüntü önünüze gelecektir. Bakın şu anda siyah. Nedeni de arkadaşlar şuranın siyah olması. Bunu birazcık beyazlatarak istediğiniz kıvama getirebilirsiniz. Eğer taşlanmış olması bu kadar fazla rahatsız ediyorsa 0,82 vererek biraz daha yansımalı hale getirebiliriz ama ben şu anda 0,75 vererek birazcık taşlı olmasını tercih edeceğim. Bunu da getiriyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. İlk önce grubumuzu açalım bence. Şöyle seçelim. Open diyorum. Ayak kısmı, sap kısmı, ayak kısmı. Şuraya kadar hepsine bir atama yapabilirim. Birazcık siyahlaştıralım şöyle. Daha sonra şuraya da atabilirim. Şu kenar tutamaçlarına da metal atabilirim. Şuradaki kaplamamın Işığı geçirgen olması gerekmekte arkadaşlar. Buradaki kaplamamı ışığı geçirgen hali kullanmak için de Two Side Material diye bir materyalimiz var. Onu kullanmak istiyorum. Burada gördüğünüz üzere bir tane de ampulümüz var. Ampulümüze de V-Ray Light Material ile ışık edası kazandırabiliriz. Bakın şurada V-Ray Light Material'imiz var. Değerini ortalama şimdilik 10 yapıyorum. Rengini de hafiften bir sarı vererek şu şekilde bir yerleşim sağlıyorum. Zaten o çok fazla görünmeyecek. Biz buranın içine V-Ray Light yerleştireceğiz. Daha sonra başka bir materyale geçerek de Two Side Material yani ışığı geçirgen bir materyal yapmak istiyoruz. Discard Old Material diyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz üzere farklı bir materyal şekli geldi. Aslında çok da farklı değil arkadaşlar. Front Material tıkladığınızda yine size ne kullanacağınızı soracaktır. Burayı V-Ray Material olarak tercih ediyoruz. Şuradaki difüz kanalına da arkadaşlar beyaza yakın mesela şöyle bir renk ataması yaparak görünürlüğünü açalım. Şöyle bir görüntü elde edebiliriz. UVW map ile isterseniz bu görüntüyü biraz daha sıkıştırabilirsiniz. Mesela silindir olarak düzenleyebilirsiniz. Fakat bu silindir biraz kaymış vaziyette. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Şuradan lokali seçtiğimizde biraz da şöyle şişirdiğimizde kendine geleceğine inanıyorum. Biraz şu şekilde sıkıştırabiliyorsunuz arkadaşlar bunu. Veya şöyle birazcık sıkıştırsak yeterli olacaktır bakın. Üstten de biraz baskı yapalım. Scale ile düzeltelim.
Bence şu an gayet kafi bir görüntü oldu. Bizim işimize yarayacak kadar. İçeride de bir tane materyalimiz var. Buna gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü içeriği iyi yansıtmasını istiyorum. Grupları kapatabiliriz komple. Daha sonra duvarımıza gelelim arkadaşlar. Duvarımızda çok fazla bir özellik yüklemeden birey materyali yine çözüyoruz. Duvarımızı ben mavi olarak düşündüğümü söylemiştim daha önce. Bir deneyelim mavi nasıl duracağını görelim. Bakın şu şekilde dokulu bir duvar olduğu için blin yapıyorum. Şöyle bump değerine bir atama yapıyorum. Böylelikle çıkıntılar oluştu bakın arkadaşlar duvar üstünde. Bu kadar yüksek olsun istemiyorum. 20 değeri bizim için kafi. İsterseniz biraz parlaklığını artırabilirsiniz tabii ki. Reflekt değerinden şöyle biraz da 0,80 gibi bir değer verirseniz gördüğünüz üzere parlamalar çıkacaktır ortaya. Ama aşırı fazla olması tercihimiz değil arkadaşlar. Yani şöyle 6 gibi bir değerle biraz da parlaklığını dağıtarak kendini getirebiliriz. Birazcık daha artıralım, çok aşağı almışız. Şöyle bir değerli kendine getirebiliriz bunu. Duvara atamasını yapıyorum arkadaşlar. UVW map ile de duvarımın yerleşimini sağlıyorum. Tabii çok geniş, biraz daha daraltmamız lazım şöyle. Şöyle bir duvar olabilir arkadaşlar. Belki biraz daha daraltarak, küçülterek. Fakat tekrarlamalardan kaçınıyoruz. Bakın tekrarlamalar var. Onlardan kaçınıyoruz biraz. O yüzden geniş bırakmayı tercih edelim şimdilik. Lamba dilimin materyaliyle biraz daha oynamak istiyorum açıkçası. Şöyle bir şeyler yapsak daha iyi olacak gibi geldi. Birazcık daha düşürelim değerini. Box'ta nasıl duruyor? Aslında box'ta da fena görünmüyor. Box'ta kullanabiliriz. Kenarlarda bozulma olacaktır ama arka tarafta kaldığı için görünmeyecek. Bizim için yeterli. En son olarak bir parkemiz var. Parkemizin özelliklerini düzelteceğiz arkadaşlar şimdi. Yine V-Ray materyali seçiyoruz. Şu şekilde difüz kanalına parkemi atıyorum. Şu şekilde gördüğünüz üzere parkemi bu şekilde kullanmak istiyorum. Bu renk kullanmak istiyorum. Bump kanalına da aynı şeyi atabiliriz. Hafif kırılmalar olması için. Çünkü bunun şu anda materyali yok. Bump materyali olmadığı için. Bump tekstürü olmadığı için daha doğrusu. 20 ya da 15 kadar veriyorum. Reflect bölümüne belki bir falof atabilirim. Yansıma olması için. Ama çok fazla yansıma yapacaktır. Bunu iptal ediyorum. Şurayı blin yapalım. Şuradaki reflekt bölümünü biraz artırıyorum. Prensa Reflection'ı kapatıyorum arkadaşlar. Üst bölümü 0,78 gibi bir değer yaparsam parlama ortaya çıkacak. Alt değeri de 0,88 yaparsam dağılım değerinde tutturmuş olacağım. Fakat çok fazla parlıyor arkadaşlar. O yüzden şu rengi birazcık düşürsek daha iyi olacağını düşünüyorum. Ya da Frenzy Reflection'ı kapatsak ya da açsak daha mantıklı gibi görünüyor. Bakalım, evet, daha güzel bir görüntü elde ettik. Evet, bu bizim için şu an için yeterli olduğunu düşünüyorum. Basit bir parke materyali. Aslında daha detaylı yapılması daha doğru. Ne kadar çok detaya önem verirseniz materyal yaparken sizin için o kadar avantaj sağlayacaktır bu.
Yer ve süpürgeliğimi atamasını yaptıktan sonra yine UVW map ile düzeltmesini yapabilirim. Alttakine box diyorum. Bakın bayağı bir yayılım şeklinde geldi. Biz bunu biraz açalım. Mesela 200 diyelim. 50 girelim. Çok fazla oldu. Şuradaki değerini biraz düşünürsek. Bakın. Şöyle bir görüntü elde edebildik. Şu şekilde yan olarak da kullanabilirsiniz bunu. Ama çok fazla yayılacağı için ben dikey olmasını tercih ederim. Dikey olması benim tercihim şu an için. Şöyle. Belki birazcık daha daraltıp küçültebiliriz şu şekilde. Şu anda gördüğünüz üzere materyallerimizi yerleştirdik. Sahnemiz ortaya çıkacak birazdan. Kameramı biraz geriye doğru çekiyorum arkadaşlar. Lens ayarlarıyla yaklaşmak istiyorum. Optik yakınlık biraz daha netlik kazandıracaktır. Şu şekilde. Şöyle kullanabilirim belki. Tamam. Şu anda materyallerim de bitmiş oldu arkadaşlar. Işık ayarlarıma geçebilirim. Sahne renderlarında genelde bizim kullandığımız stüdyo renderlarında genelde kullandığımız front ekrandan baktığımızda şuraya şu şekilde bir ışık yerleştirmek isteriz. Çünkü netliği sağlaması her zaman bizim için iyi olacaktır. Temperature değerini 6500 olarak bırakalım. Invisible. Bazen Max'te, ofis ve benzeri camlı yerler çizerken bu özelliği kapatırız. Çünkü bunu kapatmamızın sebebi yansımalardan kaçınılmasıdır. Fakat stüdyo renderlarında biz genelde bunu açık bırakıyoruz. Neden? Üzerinde oluşacak. Görsellerimizin üzerinde oluşacak ışık yansımaları biraz daha 3 boyut kazandıracağı için Effection Reflection'ı açık bırakıyoruz. Ve daha sonra aynısından kopyalıyoruz arkadaşlar. Değerleri istersek farklı girebileceğimiz için Instance yapmak istemeyiz genelde Studio Renderlarında. Daha sonra arkadaşlar aynı Light'ımı birazcık boyutunu düşürerek şu şekilde şu şekilde boyutlarını düşürerek hafiften de dikdörtgen yaparak kameramın yanlarından sanki stüdyoda fotoğraf çekiniyormuşuz gibi düşünerek kopyalıyorum. Bakın gördüğünüz üzere ve son olarak arkadaşlar bir tane daha V-Ray Light alıyorum ve bu V-Ray Light'ımı ortalama şu ebatlarda ince bir tane olarak çiziyorum. Yukarıya doğru kaldırıp getirip şuraya şu şekilde bırakıyorum arkadaşlar. Buradan yansıyan ışıklar içeriye aydınlanma olarak dağılmış şekilde geleceği için bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Temperature yapabilirsiniz. Invisible yapabilirsiniz. Daha sonra değerlerime bakıyorum arkadaşlar. Burayı şimdilik 2 yapıyorum. Sol tarafı da şimdilik 2 yapıyorum. Önden gelen ışıklarımı 3 yapabilirim. Tepeden gelen ışığımı da şimdilik 3 yapıyorum arkadaşlar. H'ye basıp kameramın Modify menüsüne geliyorum. Bakın burada Exposure Control Installed bölümü açık olmalı. Yani bu şekilde olmalı. Bazen Max'i kapatıp açtığınızda buranın açık olmadığını, bu bir buton olduğunu göreceksiniz. O zaman arkadaşlar ayarları düzeltmek için buna basabilirsiniz. Bu şekilde aktif hale getirebilirsiniz. Target değerinde şimdilik 9 olarak EV değerini veriyorum arkadaşlar. Bu işlemden sonra çok fazla bir işim genel olarak kalmıyor. Birazcık kameramı şöyle yukarı kaldırırsam sanki biraz daha iyi bir görüntü elde edeceğim gibi.
Aynen öyle oldu. Render setup ayarlarına da gelerek öncelikle basit bir render ayarı yapabiliriz. Soft render alabilmek için. Progressive bölümünü bucket yapıyoruz. Bucket yaptıktan sonra burada bucket'ın ayarları geliyor arkadaşlar. Burayı 6, 1'e 6 olarak değiştirebiliriz. Şöyle Global DMS'de Lock Noise Pattern ve Use Local Subdivs açıyoruz. Buradaki ayarlara çok fazla müdahale etmeden şu bölümü 0,01 olarak değiştiriyoruz. Belki şurayı 2, şurayı da 32 yapabilirsiniz. Soft render almak istiyorum. Color Mapping bölümünde gamma ayarlarıyla ilgileneceğim için burayı da şöyle bir expert yapalım. Exponential kullanıyorum genelde. Şu şekilde ayar yaparsanız şuradaki subpixel mapping ve clump out tiklerini açarak ve burada color mapping'i gamma ile beraber kullanmayı açarsanız şuradaki gamma değerini de aktif bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdilik biz buna 1,8 giriyoruz ya da değiştirebiliriz daha sonra çok karanlık bir gölge elde edersek. GI bölümüne geldiğimizde Global Illumination bölümüyle karşılaşıyoruz. Burayı biz Iridescence Map olarak kullanıyoruz. Bunu yaptıktan sonra Ambient Oscillation bölümünü açıyoruz ki kenarlarda gölge olmasını sağlamak isteriz genelde. 0,5'e 20 yapabilirsiniz bunu. Çok az bir gölge olsa bizim için kafi. Burayı seçtikten sonra Current Present bölümünü Low yapın. Çok fazla ağır ayarlara gerek yok. Light Cache bölümü de 1000 olarak kalabilir. Çok da önemli değil şu an için arkadaşlar. Bu ayarlarımızı da yaptıktan sonra kameramızı şöyle bir kere daha düzelttikten sonra öncelikle kaydedelim. Ve daha sonra render'ımıza basıyoruz arkadaşlar. İlk başta karanlık, çok patlak veya başka şekillerde gelebilir. Bakın arkadaşlar şu şekilde parlak geliyorsa görseliniz biz gam ayarlarını kullandığımız için şuradaki ayarları kapatıyoruz. Bakın Display Colors in sRGB Space bölümünü kapatıyoruz. Bakın renkler biraz daha doğru şekle gelmeye başladı. Öncelikle bir render'ımızı başlatalım. Bir bakalım ne var ne yok elimizde bir görelim. Çok parlak olabilir, çok düşük olabilir. İlk başta bunlar normaldir arkadaşlar. Bakın gayet parlak bir görüntü elde ettiğimizi görüyoruz. Her yer çok aşırı derecede parlıyor arkadaşlar. Bu yüzden isterseniz yan ışıklandırmaları biraz kapatabiliriz. Tabii öncelikle şu render'ımız kısa sürede de olsa bir bitsin görelim ne olduğunu. Bakın buradaki dokularımı görebiliyorsunuz. Fakat rengimin aşırı gri olduğunu düşünüyorum ben şu anda. Açık gri olduğunu düşünüyorum ve duvarlarım da çok parlak olduğunu düşünüyorum. O yüzden stop'a basıp kapatabilirim. Rendering bölümünden render setup'a geliyorum. Gamma değerlerinde verdiğim 1,8'i ben şu anda 1,4'e düşürüyorum arkadaşlar. Koyuluk oranlarının biraz daha fazla olması için ve ayrıca şuradaki renklerimi de 7000 civarına çıkarak hafiften mavileştiriyorum. Değerlerini de 1 olarak düşürüyorum arkadaşlar. Daha sonra şu karşıdan gelen ışıklarımın değerlerini de 4 olarak biraz da olsa yükseltiyorum. Şunu da hafiften mavi yapalım. 7000 hatta 8000 yapalım arkadaşlar. Hafif mavi gelsin. Şöyle 8000 değerinde yapalım. Üstteki ışığımı da 1 olarak ayarlayıp belki 4500 yapabiliriz. Hafiften sarı olmasını istiyorum. Kelvin değerini ayarlamış oldum böylelikle. Şuradan EV değeriminde 9 değil de 8 olmasını istiyorum. Biraz daha görüntünün açılması için. Bakın, görselin biraz daha kendine gelmeye başladı.
Kamerayı belki biraz daha uzaklaştırarak daha güzel bir görüntü elde edebilirim. Bakın şöyle. Hafiften de sağa doğru yaparsak. Şu şekilde. Ayrıca buranın içerisine de bir ışık yerleştirdim ki two side materyal yaptığımızda rahatlıkla görebilelim. Bunun içine sphere light yerleştiriyorum. Bakın tam şuraya bir yere. Şöyle bir sphere light çiziyorum. Bu rengimin sarı olmasını istiyorum. Çünkü sarı, beyaz veya mavilerin karışımları her zaman güzel tonların oluşmasına sebep oluyor. Değerini 50 yapıyorum şimdilik. Temperature değerini 3000 yapıyorum arkadaşlar. Sarı ışık değerini alıyorum. Ve tekrar bir kere daha render'a basıyorum. Bakın gördüğünüz üzere two side materyalımın içerisinden ışığın yansımaları çıktı. Kenarlar da aşağıdan yukarıdan bir yansıma şeklinde devam ediyor. Güzel bir sonuç alıyoruz yavaş yavaş. Kumaşımın materyalini tekrar bir kere daha düzenlemek istiyorum. Şöyle tıklayarak bakalım. Çok beyaz çıktığı için birazcık şöyle kıranlaştırmak istiyorum. Kırlaştırdık azıcık daha. Lakimizin de rengini birazcık koyulaştıralım ki göze çok batmasın. Bakalım. Evet, daha doğru bir sonuç ile biraz daha karşılaşmış olduk arkadaşlar. Fakat sahnemde hala inceden de olsa bir beyazlık söz konusu. Şuradaki color mapping'i biraz daha düşürüp sağ taraftaki ışığımı hafiften sarartarak, bakın 5500 mesela yaparak iki değeri vererek güçlendiriyorum. Buradaki değerimi ise bu şekilde bırakabilirim. Üstten gelen ışığı da belki birazcık artırabilirim arkadaşlar. Böylelikle gölgelerin oluşmasını sağlamış oldum. Gördüğünüz üzere hala karanlık bir görüntü içerisindeyiz. Şuradaki lamba dilimin ışığını biraz artırmak istiyorum şimdi. Dengelemeleri sağlamak için. 50 değil de 150 yapsak şimdilik bir bakalım, biraz patlama olabilir. Ayrıca kameramın EV değerini biraz daha düşürerek 6 yaparak tekrar denemek istiyorum arkadaşlar. Evet, biraz daha patladı. Çok fazla oldu. Birazcık yükseltebilirim EV değerini. 7 yapalım. Bakın görselin biraz daha ortaya çıkıyor fakat şuradaki lamba dilimin ışığı fazla gibi görünüyor biraz. Şu şekilde bir renderla lamba dilimin ışığını görebiliriz. Rejim modla. Aslında çok da fazla değil gibi ama birazcık patlıyor şu anda görselimiz. Bundan kurtulmak için de EV değerini 7 değil de 7,3 yapalım. Ve içerisindeki ışığımızın da rengini 100 yaparsak sanırım bir şeyleri kurtarmış olacağız. Daha sonra arkadaşlar şuradaki ışıkların değerini de birazcık artırabiliriz. Şu şekilde 10 yaparak bir deneme yapabiliriz. Bu arada V-Ray Sky gördüğünüz üzere yerleştirmedim hiçbir şekilde. Çünkü karanlığın içerisinde stüdyo render olması gerekiyor. Evet, bakın onların da etkisi biraz daha fazlalaşınca görselim daha net bir şekilde ortaya çıkmaya başladı. Birazcık fazla verdiğim için değeri tabii ki yüksek oldu.
7 değerini veriyorum. Şimdi arkadaşlar, render'ım bir şekilde oturdu. Belli noktalara dikkat çekmek için ise Studio Render'larında spot lamba kullanılmakta. Bazıları saç ışığı şeklinde de kullanabiliyor bunu. Burada yapmamız gereken iş Target Light kullanacağız. Target Light nedir? Bildiğimiz IS şeklinde noktasal ışık veren bir özellik arkadaşlar. Biz bunu IS ile birlikte kullanacağız. Firmaların çıkardığı IS'lerle. Bakın şimdi ayarlarına giriyorum. Şurayı V-Ray Shadow yapıyorum. V-Ray kullandığım için. Photometric Web diyorum ve burada bana yeni bir sayfa açılıyor. Şöyle seçerek atamasını yapabiliriz. Bakın burada yansımanın ne olacağını göstermiş oldu arkadaşlar. Daha sonra LM değerine gelerek bir değer girmemiz gerekiyor. Şimdilik 2000 değerini girip spotlarımızı yerleştireceğiz. Şu şekilde eğik vaziyette yerleştirebiliriz. Mesela bir tanesi tablomuzun üzerine gelsin. Bir tanesi şuradaki kumaşımızın üzerine gelsin. Bunları instance yapabilirsiniz. Hepsi aynı oranda yanacak çünkü. Eğer aynı oranda yanmasını istemiyorsanız daha sonra değiştirebiliyorsunuz. Şöyle bir tane de şu bölüme şöyle yerleştirebiliriz. Hatta biraz daha yukarıdan verelim onu. Sanki spottan geliyormuş gibi bir hava isteyebilir. Arkadaşlar bunların da Modify menüsünden Specular bölümünü kapatıyoruz. Çünkü duvarda yansıma yapabiliyor. O sebeple kapatıyoruz arkadaşlar. Hatta burayı da şöyle çaprazdan versek daha iyi olacak gibi. Bir deneyelim arkadaşlar. Bakın beyaz ışık geldiği için birazcık hoş durmadı. Bunu biraz sarımtırak bir ışık yapacağız. Şurada Kelvin değerlerinden 3500 gibi bir değer girebiliriz. Şu tavandan gelen spotumuzu birazcık aşağı ya da geriye çekmemiz gerekecek. Şöyle. Bakın şu şekilde olabilir. Target'ından tutup da biraz daha aşağı indirirsek sanırım tam olacak. Bir deneyelim. Gücü çok fazla arkadaşlar. Biz bu kadar güçlü istemiyoruz. Güçlerini biraz hafifleteceğiz. LM değerlerini 600 yapıyorum şimdilik. Bakın görselin biraz daha kendine gelmeye başladı. Şuradan verirsek nasıl olacağını bir görelim. Şu şekilde. Sanki bir mobilya mağazasına gitmişsiniz de mobilya seçiyorsunuz. Yukarıdan vuran spotların sayesinde mobilyaları daha net ve daha çekici gördüğünüz için mobilya mağazalarında veya diğer mağazalarda genel olarak spot fazlasıyla kullanılır arkadaşlar. Şu an aydınlığım çok fazla olduğu için EV değerimi biraz yükseltiyorum arkadaşlar. 8,2 yapıyorum mesela. Çok fazla oldu gibi. Yine de biraz bekleyelim. Evet, biraz fazla oldu. 7,6 yapalım. Tekrar deneyelim. Hem spotların özellikleri, ışıkları kaybolmayacak, hem dışarıdan gelen ışıkların değeri kaybolmayacak, hem de kameramın EV değerinden oluşan patlamalar olmayacak arkadaşlar. Bu sebeple biraz uğraşmanız gerekiyor. 7,8 yaptık. Evet, sahnemiz biraz daha oturmuş oldu. Işığımızın değerini Make Unique yaparak 600 değil de 1000 vermek istiyorum. Bu arada arka tarafı mavi değil de farklı bir duvar kağıdı olarak seçebilirim. Ben bunu hoş olacağını düşünmüştüm ama farklı bir şeyler denenebilir. Mesela şöyle açık renk bir duvar kağıdı yapabiliriz. Bir de bunu deneyelim arkadaşlar. Evet, daha sıcak bir görüntü elde etmiş olduk.
Evet, bu render'ımızın bitmesini bekleyeceğiz. Bakın gördüğünüz üzere dokular, renkler hepsi birbirini tamamlayacak hale geldi arkadaşlar. Renderları deneye deneye, materyallerimizi deneye deneye yapıyoruz. Bu materyalleri yeni yaptığımız için ışıklandırma ayarlarını biraz uğraştırabiliyor tabii ki. Bakın gördüğünüz üzere bütün her yerin ışıklandırması oturdu. Soldan gelen ışığı biraz karartabiliriz. Sol taraftan gelen ışıkları. Şu şekilde yapabiliriz. Bakın. 1 değil de 0,5 verebiliriz. Ve şuradaki light'ımızı da 7 değil de 3 verebiliriz. Sağ taraf biraz daha parlak olsun çünkü buraya bir spot yerleştirdik. Bakın o taraf karardı. Sağ taraf biraz daha aydınlık. Gerçekçiliği de bu şekilde yakalayabiliyorsunuz genelde arkadaşlar. Bu işlemi yaptıktan sonra kameramla bir açı veriyorum mesela. Şu şekilde bir render alabilirim. Tekrar bir deneme render daha alıyorum. Oldukça güzel tonlar oluştu. Hafif kadivemsi bir kumaş tonu ve benzeri. Üzerindeki motifleri görebiliyorsunuz. Bakın kabarmaları görebiliyorsunuz. Hatta burada daha net kabarmalar da mevcut. Şurada bir kayma söz konusu. Bu kaymayı da UVW Map ile düzeltebiliriz arkadaşlar. Şuradaki kaymamızı bir düzeltmek istiyorum. Bakın şurada hafiften bir kayma var. Segmentlerimi görmeyeyim. Evet arkadaşlar, şu şekilde materyalimizi de düzelterek bir sonuca ulaşabiliriz. Şöyle bir açıdan render almak istiyorum. Daha sonra ön açıdan bir render almak istiyorum. Kopyalıyorum kameramı. Şöyle bir açıdan render almak istiyorum. Farklı bir açı daha denemek her zaman iyidir. Belki bir de şöyle bir açıdan veya biraz daha yukarıdan alabiliriz. Ve şöyle bakalım. Bir tane de şöyle bir açıdan olsun. Kamera birinin renderını bitiriyoruz. Evet arkadaşlar, render'ımız bitmek üzere. Gördüğünüz üzere bitti. Kayıt yaparken arkadaşlar ismini yazdığınız mesela koltuk model şöyle JPEG seçiyorsunuz. Daha sonra Save deyip şu ayarları en son alıyorsunuz arkadaşlar. Diğer renderlarımızı da alalım. Fakat öncesinde ben size şurada Render Setup'ta Reinhardt özelliğini de göstermek istiyorum. Exponential değil ama Reinhardt olarak ayarladığınızda da şu şekilde bir renderla karşılaşacaksınız arkadaşlar. Daha keskin, patlak Işıkların ilk geldiği noktalar daha parlak, patlamış şekilde görebilirsiniz. Bu gayet normal.
Bakalım. Bazı renderlarda Reinhardt kullanarak daha efektif, daha fantastik görüntüler elde edebilirsiniz. Exponential biraz daha yumuşatılmış görüntü olduğu için Photoshop'ta bazen müdahale gerekebiliyor veya başka bir programda. Bakın şu anda Reinhardt fazlasıyla patlama sağladı arkadaşlar. Kamera EV değerini düşürerek bu patlamalardan biraz kurtulabilirsiniz. Pixel shape olarak renderlarımızda exponential kullanmayı tercih ediyoruz bu yüzden. Exponential ayarlarını render setup'tan tekrar alıyoruz arkadaşlar. Ve farklı kamera açılarından tekrar renderlarımızı da alıyoruz. Sahne renderımızdan daha çok duvarları da oluşturduğumuz için nesne odaklı bir render oldu. Sahne renderlarımızı da bu şekilde alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde ışık yerleşimleriyle biz biraz daha yer, duvar ve benzeri objeler ekleyerek ortamımızı süslemiş olduk. Bu renderımızı da bekleyelim. Bir sonraki renderımız da bitmiş bulunmakta arkadaşlar. Bunu da aynı yere ikincisi olarak kaydediyoruz. Her defasında buradan seçmenize gerek yok JPEG. Sonuna JPEG yazsanız da aynı işlemi görecektir arkadaşlar. Ve son renderımızı da önden görünüşünde alabilirsek çalışmamızı tamamlayacağız. Bu renderımızı da son olarak bekleyelim. Bakalım sonunda neler yapmışız. Hep birlikte izleyelim. Evet arkadaşlar, son renderımız da bitmek üzere. Anlattığım şekillerde uygulamalar yaparak tekrar tekrar deneyerek siz de kaliteli güzel renderler alabilirsiniz. Şu an soft render ayarlarında oldukça hızlı. Görüyorsunuz noise'lar vesaire çok fazla var. Final render'ı anlatımlarımız da olacak. Onlarla hepsini tamamlayacağız arkadaşlar. Bu render'ımızı da kaydedelim. Eğitimimizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Esen kalın.